İşkur tarafından yapılan araştırmaya göre sanayideki eleman ihtiyacı giderilemiyor. 9 ayda 864 binin üzerinde ilan verilmesine rağmen hala en fazla personel açığı veren sektör sanayi. Peki eleman ihtiyacı neden kaynaklanıyor? Açığın kapanması için ne tür adımlar atılması gerekiyor? Ebru Kurt Oruk detayları konuğu OSİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'la konuşacak. Kaynak, metal işleme, frezleme aslında bu saydığımız 3 iş imalat sektöründe sadece bazı işlerden birkaçıydı. İşte son dönemde bu işleri yapacak eleman bulunamıyor maalesef. Hemen şöyle başlayalım yayınımıza. İşkur aslında bir veri açıkladı. 3. yılın 3. çeyreğine ilişkin açık iş ilanı istatistikleri araştırmasını yayınladı. O araştırmaya göre aslında son dönemde en çok istihdamın yapıldığı sektör imalat sektörü oldu. Aynı zamanda da yine toplam 9 ayda en çok açık iş ilanının verildiği alanlardan, sektörlerden başında birinci sırada yer aldı. Hem bu sektördeki yaşanan bu durumu, hem son durumu, hem de sebebini konuşacağız. Yayın konuğum OSİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hemen şöyle başlayalım. Şöyle bir veri var elimizde. 9 ayda toplam 864.705 açık iş ilanı verilmiş. Gerçekten bu kadar elemana ihtiyaç var mı? Bunun sebebi ne? Var, daha fazlasına var. Mesela Endüstri Meslek Lisesi'nde bu bölümlerimiz var aslında. Endüstri Meslek Lisesi'nde bu eğitimleri gören gençlerimiz de var. Sanayi üretimi tabii biraz zor. Biraz hani eliniz yağlanabilir, eliniz işe dokunabilir. Biraz daha çalışma şartları zor olabilir diğer işlere göre, ama aynı zamanda bu alanda da sizin gelişmeniz, büyümeniz, gelecekte kendi işinizi kurmanız, girişimci olmanız gibi birçok da fırsatları sunuyor. Biz bu insanları bir sanayide yetişecek ve onları sanayiye özendirecek şartları oluşturamıyoruz. Dolayısıyla bu alan insanlara cazip gelmiyor. Oysa bunu cazip hale getirmemiz lazım. Onu soracaktım. Şimdi nasıl cazip hale getirilir bu sektör? Sebepli yani? Bir, işverenler çalıştıkları insanların kıymetini bilmeleri lazım. Onlara iyi fırsatları ve iyi imkanları sunması lazım. Devletin de hizmet sektöründe mesela çalışma şartlarıyla sanayi üretimindeki çalışma şartlarını aynı tutmaması lazım. Burada bir takım vergi, teşvik, sigorta gibi cazibe oluşturabilirsek sanayi ve üretim alanında, ben bunun teşvik edici olacağını düşünüyorum. Bu asgari ücret belirlenmelerinde, vergi ve sigorta belirlemelerinde bunların dikkate alınarak ben bir katkı sağlanabileceğini doğrusu bir Orhan Aydın olarak şey yapıyorum, düşünüyorum. Tabii üniversitelerle sanayinin işbirliği çok önemli. Yine endüstri meslek liseleri ve meslek okullarımızla sanayinin işbirliği çok önemli. Burada da staj aşamasında, çocukların yetiştirirken staj aşamasında yine sanayicilerimiz bir eğitim kurumu gibi, bir eğitici gibi bu çocukların yetişirken mutlaka elini taşın altına koyacak, imkanlarını ve şeylerini, atölyesinin şartlarını o çocuklara açacak. Sayın Başkan, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diliyorum. Dinleyenlere de saygılar sunuyorum. Teşekkürler. OSİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın konuğumuzdu, yayın konuğumuzdu. Hem buradaki imalat sektöründeki çalışan eksikliğini, neden çalışan bulunamıyorun sebeplerini ve çözüm yollarını konuştuk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.